Mübarek Fatiha Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sirâtal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن رحيم الله أدنى. Bütün övgüler hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Mübarek Kur'an bu mübarek sureyle başlar. Namazlarını muntazam kılan her Müslüman günde en az 40 kere okur. Rahman Rahim Allah'adır. Bütün övgüler hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Hamd, yalnızca alemlerin Rabbi Yüce Allah'a Celle Celaluhu'dur. Rab, kemale erdiren, en kudretli, en mükemmel ve en büyük terbiyecidir. Arapçada Rab kelimesi, bir şeyin sahipliği ve bunun gereği olarak o şey üzerinde otorite iddiasında bulunma. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Rahman, Rahim. Alemin. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a Celle Celaluhu hamd eden kimse, aynı zamanda şükretmektedir. Hamd, şükrün başıdır. Allah'a hamd etmeyen, şükür de etmemektedir. Rahman Rahim Allah adına, bütün övgüler hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Maliki Yevmiddin. Hesap gününün mutlak sahibi. Yevmiddin. Dünya hayatımızda yaptığımız her şey konusunda hesaba çekileceğimiz ve yaptığımız ya da yapmayı ihmal ettiğimiz her şeyin adil karşılığını mutlaka göreceğimiz, her şeyin bitip yeniden başlayacağı, geleceği kesin olan o son gün demektir. Maliki yevmiddin. Hesap gününün mutlak sahibi. Geleceği kesin olan o son gün. Hesap mutlak sahibi. Yalnızca sana kulluk eder. Yalnızca senden yardım dileriz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım dileriz. Hakiki bir mümin ya da mümine, yalnızca alemlerin Rabbi Yüce Allah'a Celle Celaluhu ibadet, kulluk edecek, yalnızca ondan Celle Celaluhu yardım isteyecek, başka hiçbir kimsenin, hiçbir şeyin kulu, kölesi olmayacak. Yalnızca sana kulluk eder, yalnızca senden yardım dileriz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım dileriz. Bir insanın kendi gibi insanlara kulluk kölelik etmesi, kendi gibi bir insanı ya da insanları putlaştırması, bir başka deyişle onları neredeyse ilah mertebesine koyması ve onlardan yardım hatta merhamet dilenmesi, insan sıfatı taşımanın kazandırdığı asalete asla yakışmayan bir zillet, yani bir aşağılanma hali. İhdinas sıratal mustakim. Bize dosdoğru yol üzere olabilmemiz için rehberlik et. Kendilerine nimet bahşettiklerinin yoluna. Bizi dosdoğru yola ilet.
eğriliği ve sapması olmayan dosdoğru. El mağdubi aleyhim veleddallin. Gazabına uğrayanların ve sapkınlarınkine değil, kendilerine gazap ettiklerinin, bir başka deyişle şiddetini hak edenlerin ve sapkınların manasına gelmektedir. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'ın Celle Celaluhu şiddetini hak edenler, hak ve hakikati kabul etmeyenlerdir. Mübarek Fatiha suresini ister namazda, ister namaz dışında okuyalım. Mutlaka amin diyerek tamamlarız. Allah'ım, duamızı kabul buyur demektir. Amin. Amin. En doğrusunu bilen hiç kuşku yok ki, alemlerin Rabbi Yüce Allah'tır Celle Celaluhu.